Teheccüd namazı kabir karanlığındaki en ehemmiyetli ışıktır. Teheccüd namazı insanın dualarının kabulüne vesile. Kadim olan, baki olan Rabbimizin dergahına gideceğiz. Haftada 3 gün kılacağız ve 1,5 ay içerisinde haftada 3 gün teheccüd namazı kılmaya böyle yavaş yavaş alışabilirsiniz. Vitir namazınızı geceye bırakırsınız. İmsaktan 25 dakika önce kalkarsınız. Kardeşlerim, bugün size kısaca teheccüd namazının faziletinden bahsedeceğim. Belki şu an bazı kardeşlerimiz ben teheccüd namazına kalkamıyorum ya da kalkamam diye düşünebilir. Ama size bir formül söyleyeceğim. Eğer bu formülü yaparsanız teheccüd namazına çok rahatlıkla kalkabileceksiniz. Ama kardeşlerim, bu formülü söylemeden önce size teheccüd namazının faziletinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, yani risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açan ve 1000 mucizeyle tasdik edilen ve insanların sireten ve sureten en cemili, en halimi, en sabiri, en şakiri, en zahidi, en mütevazi olan ve Muhammedül Emin olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Yani teheccüd namazıdır. Çünkü teheccüd namazı kabir karanlığındaki en ehemmiyetli ışıktır. Teheccüd namazı insanın dualarının kabulüne vesiledir. Teheccüd namazı insanı kötülüklerden alıkoyar. Teheccüd namazı insanın günahlarına kefaret olur. Teheccüd namazı insanı maddi ve manevi terakkiyata sevk eder. Teheccüd namazı insanı salihler defterine yazdırır. Teheccüd namazı Allah'ın rahmetini celbeder. Teheccüd namazı kabirden, mahşerden, haşirden, sırattan geçen uzun bir seferi imtihanda olan insanın uğrayacağı o duraklarda insana sığınak ve barınak olur. Hem de teheccüd namazı şu misafirhane dünyada insanın aciz ve fakir kalbinde kut ve gınadır kardeşlerim. Bir menzili olan kabrinde gıda ve ziyadır kardeşlerim. Mahkemesi olan mahşerde senet ve berattır kardeşlerim. Üstünden geçilecek sırat köprüsünde de nur ve buraktır kardeşlerim. İşte bütün bunları bilen ehli hak, bütün bunları bilen Allah dostları, bütün bunları bilen ve gecelerdeki manevi sırrı idrak eden gönül erleri derler ki gecelerin feyzinden istifadeyi ihmal edenler sabaha yorgun ve uyuşuk çıkarak gündüzün bereketinden mahrum kalırlar. Öyleyse kardeşlerim, gündüzün bereketinden mahrum kalmamak için, geceden istifade etmek için, sabahın selametini elde etmek için, ilahi ikramlara mazhar olmak için ne yapacağız kardeşlerim? Gecemizi ihya edeceğiz. Gecenin karanlığında kalkacağız. Abdestimizi alacağız. Seccademizi sereceğiz. Ve bütün kainatı yaratan ve bizi yaratan ve malikül mülk olan ve vahid-i ehad olan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan, kadim olan, baki olan Rabbimizin dergahına gideceğiz. Teheccüd namazını kılacağız. Alnımızı secdeye koyacağız. Ve manen sanki şunları söyleyeceğiz Rabbimize: ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölgeyi ve sıcaklığı var eden, ey güneşi ve ayı itaat ettiren, ey ölümü ve hayatı yaratan, ey yaratma ve emir kendisine ait olan, ey ne bir eş ve ne de bir çocuk edinmeyen, ey mülkünde hiçbir ortağı olmayan, ey hal ve kuvvet kendisinin olan Rabbim, ben senin dergahına kıyam etmeye geldim. Acizliğimi, fakirliğimi, nakıslığımı, noksanlığımı ilan etmeye geldim. Gecenin karanlığını teheccüd namazıyla aydınlatmaya geldim Rabbim. Sen bana merhamet et, sen beni affet. Zaten o teheccüd namazını kılarak lisan-ı haliyle bir insan bunları söylemiş olur. Ve teheccüd namazını bitirse, ellerini kaldırsa ve şöyle dua etse: Allah'ım, ben fıtraten gayet zayıfım ama her şey bana ilişiyor, beni müteessir ve müteellim ediyor. Hem gayet acizim ama düşmanlarım çok, belalarım çok. Hem gayet fakirim ama ihtiyacım çok.
hem tembelim, iktidarsızım, halbuki hayatın tekalifi gayet ağır. İşte Rabbim, ben bu haldeyim. Niyazla, namazla sana müracaat ediyorum, arzu hal ediyorum. Senden tevfik, senden medet, senden yardım istiyorum. Gündüz aleminde başıma gelecek, belime yüklenecek işlere, vazifelere tahammül gücü istiyorum. Ey Rabbim dese, gecenin karanlığını duasıyla aydınlatsa, tövbe istiğfar etse, işte Allah onun namazını kabul eder, onun tövbesini kabul eder. Hem gündüz alemindeki işine bereket verir, hem onu belalardan muhafaza eder, hem onun kabrini nurlandırır. İşte teheccüd namazının bütün bu faziletlerinden dolayı kardeşlerim, teheccüd namazını kılacağız. Ve teheccüd namazına alışmak için de kardeşlerim şöyle bir formül uygulayacağız. Önce ilk iki hafta, haftada bir gün teheccüd namazı kılacağız. Mesela bu hafta bir gün kıldık, sonraki hafta yine haftada bir gün kılacağız. Sonraki iki hafta, haftada iki gün kılacağız. Sonraki iki hafta, haftada üç gün kılacağız. Ve bir buçuk ay içerisinde haftada üç gün teheccüd namazı kılmaya böyle yavaş yavaş alışacağız. Yavaş yavaş olduğu için kolaylıkla yapacağız kardeşlerim. Buna alıştıktan sonra kardeşlerimizin bazıları isterse haftada bir gün, isterse haftada iki gün, isterse haftanın her günü kılabilir. Ama bu söylediğim formülü uygularsanız çok kolaylıkla buna alışırsınız. Bir de teheccüd namazını kolay kılmak için şunu da yapabilirsiniz. Vitir namazınızı geceye bırakırsınız. İmsaktan 25 dakika önce kalkarsınız. Vitir namazını kılarsınız. Teheccüd namazını kılarsınız. Dua edersiniz. İmsak girer. 10 dakika geçer. Bir ezan okursunuz. Sabah namazını kılarsınız. Ondan sonra ister istirahat edersiniz, ister işinize gücünüze bakarsınız. Gelin kardeşlerim, bu çok kıymetli olan namaza alışalım. Gecemizi teheccüd namazıyla nurlandıralım. Kabrimize ışık gönderelim. Bizi maddi ve manevi belalardan muhafaza edecek teheccüd zırhını da sırtımıza geçirelim. O namazı da kılalım kardeşlerim. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Bu kısa sohbeti de paylaşalım. Belki bazı kardeşlerimizin teheccüd kılmasına vesile oluruz kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun.